değerli kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Irkçılığı ilk dava eden kimdir ve bu davranış kimin özelliğidir? Hani insanoğlu ırkı kendi seçmez, boyu kendi seçmez, rengini kendi seçmez. Ama ne yazık ki kendi yapmadığı bu şeylerle bazen yerinir, üzülür ve bazen de övünür. Ne kadar cahilce, ahmakça. Hani bir insan uzun boyluyum diye boyuyla övünse, ona denilebilir ki, kardeşim bu boyunu herhalde sen uzatmadın. Herhalde annen baban da seni uzatarak böyle boyunu uzun yapmadılar. Veya kısa boylan bir kardeşimize boyundan dolayı üzülüp de, kardeşim senin boyunu birileri böyle mengele sıkıştırıp da kısaltmadı ki. Yani insanlar dünyaya gelişlerini kendileri istemezler, kendileri tercih etmezler. Hangi anne babadan geleceğini, hangi renkte olacağını, hangi bölgede yaratılacağını da insanlar kendileri tercih etmezler. Ya insanlar kendilerinin tercih etmediği, kendilerinin yapmadığı bir şeyin dön dolayı niye ölürler veya yerenirler ki? Ama bu da bir imtihan ya. Ve bu bir imtihanı ilk olarak kaybedenin de ve ilk olarak bu ırkçılık hastalığını yapanın da bir insan olmadığını söylesem şaşırır mısınız? Evet ne yazık ki. Bu özellik ilk olarak ibliste ortaya çıkmış. Daha Hz. Adem aleyhisselam yaratıla yaratılmaz. Allahu Teala hem melaikelerin tamamına hem de iblise Hz. Adem'e secde etmelerini emreder. Bütün melekler secde ederler. Ancak iblis Hz. Adem'e secde etmekten uzak durur. Kibirlenir. Allahu Teala neden böyle yaptığını sorunca bize ders vermek için Allah elbette biliyor. Ama Allah bize o iblisin, o kötü vasfının nereden kaynaklandığını öğretiyor ki aynı hastalığa biz düşmeyelim. Çünkü birçok ayeti kerimede şeytanın bizim için en büyük düşman olduğunu Allah-u Teala apaçık bir düşman olduğunu ifade eder. Ve neden Adem'e secde etmedin diye Allah-u Teala'nın sorduğu soruya iblisin, şeytanın verdiği cevap çok manidar. Çünkü diyor, ben ateşten yarattım, Adem'i topraktan yarattın. Bak aslında kimi yarattığını biliyor iblis. Ama beni ateşten yarattın, Adem'i topraktan yarattın. Öyleyse ben Adem'den üstünüm. Onun için bugün ben falan soydan geliyorum, filan ırktan geliyorum, ben filan bölgenin adamıyım diyerek diğer insanlardan, diğer Müslümanlardan daha üstün olduğunu iddia eden bir insan farkına varsın varmasın İblisce bir davranışta bulunmuş olur. Şeytanca bir özelliği üzerine barındırmış, kendini kirletmiş. Affedersiniz. Necaset ile kendini kirletmiş demektir. Çünkü nasıl bedenimize bulaşan affedersiniz necaset bedenimizi kirletir? Maddi necaset idrardır, daha başka diğer necaset şaraptır onlar necis, üzerimize bulaşınca üzerimizi kirletiyor ve onu yıkanmadan namazımız olmuyor. Ve üzerimize necaset bulmuş oluyor. Aynen onun gibi ruhumuzu kirleten necaset hastalıkları da vardır. Kirleri de vardır. İşte bunlardan birisi ırkçılıktır. Ve bu ırkçılık hastalığı bizim ruhumuzu kirletiyor. Hem de şeytani, iblisi bir özelliğin kendi ruhumuza bulaşmasına neden oluyor. Lütfen kendimizi seviyorsak memleketimizi seviyorsak dünyayı seviyorsak insanları seviyorsak fazilet sahibi olmak istiyorsak hele hele ahiretimizi seviyorsak kabir hayatını seviyorsak cenneti seviyorsak lütfen bu hastalığa izin vermeyelim ve şeytanın bu desiselerine aldanmayalım. Bilelim ki ırkçılık, bölgecilik, milliyetçilik hastalığı iblisin şeytanın hastalığıdır ve ondan uzak durmak da her aklı selim sahibinin özelliğidir.